Merhaba arkadaşlar, deneme çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi 8. denememiz arkadaşlar, 8. online denememiz. Çözülemeyen burada ilk soru, 14. soru olmuş arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz denemelerde genelde çözülemeyen sorular içerisinde şey var hep, böyle bir karşımıza basitsizlik ve mutlak değer çıkıyor. Tehlikeli, aman dikkat edin arkadaşlar, sıkıntı yaratmasın bize sınavda. X ve Y gerçek sayıları için X bölü Y, 1 bölü 2'ye. Bakın arkadaşlar, şimdi burada Y'nin eksi olma şansı yok. Niye? Y eksi olursa burası komple eksi olur. Dışarıya mutlak değer eksi çıkamadığı için Y'nin pozitif olduğunu gördüm. Buraya geldiğim zaman da arkadaşlar eksi çıkmış. Demek ki pozitif çıkacağı için X'in de negatif olduğunu gördüm. O zaman X de sıfırdan küçüktür. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar, o zaman yazalım. X bölü Y, birisi sıfırdan küçük eksi ise, diğeri de artı ise, eksinin artıya bölümünden eksi, dışarıya eksi olarak çıkacağı mantığıyla, yani başında eksi alıp çıkacak. O zaman eksi x bölü y eşittir 1 bölü 2y ise, buradan arkadaşlar gördüğüm kadarıyla y'ler birbirini götürürse x eşittir eksi 1 bölü 2. Buraya baktığım zaman da arkadaşlar x çarpı y dışarıya yine eksi çıkacağı için, o zaman şöyle anladım ben, eksi x y eşittir eksi x bölü 2 ise, eksiler artı oldu, x'ler gitti, y de 1 bölü 2 oldu. Bize farkını sormuş. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den cevabımız eksi 1 olarak ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Y pozitif olduğu için burada arkadaşlar eksi olacaktır. O yüzden cevabımız eksi 1. Peki bir diğer soruya bakalım. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi demiş arkadaşlar. Bakalım. A küp eksi AB kare 2A kare B demiş. Sonra akabinde 2b küp demiş. Önce orada neyi görebiliyoruz bakalım arkadaşlar. Evet, a parantezine alsam a kare eksi b kare oluyor. Buradan da 2a parantezine mi alsam? Bakıyorum, 2b parantezine alacağım değil mi? Artı 2b parantezine alırsam a kare eksi b kare oluyor. Aşağıda da arkadaşlar ne var orada? A eksi b ile a artı 2B mi? Doğru mu yapıyorum? Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Buradan yukarıdakini A kare eksi B kare parantezine alırsam A artı 2B. Aşağıdaki de arkadaşlar A eksi B, A artı 2B. Buradan da sadeleşmemizi yaparsak şuradan A artı B kalır. A kare eksi B kare açılımı, iki kare farkı. Bunlar da birbirini götürür. A artı B olarak sorunun cevabı karşımıza geldi arkadaşlar. Şu fonksiyon çıkmamış, yapıldı demek ki de, öyle mi? Fonksiyon sorusuna özel soruyorum. Yapıldı mı bu soru? Başka yapamayan da var mı? Tamam, fonksiyon olduğu için bakalım. Ama halbuki çıkmamış oran olarak. Gerçel sayılar kümesine FG fonksiyonları demiş arkadaşlar. Bakınız. Buna göre FOGN, 2FN, 3GN eşitliğini sağlayan N değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında zaten N demekle bunun arasında bir fark yok. Şunu elinlediğimiz zaman FN 2N-5, GN 3N. Şu arkadaşımızı alıyoruz. Çünkü FOG dediği için şunu şunun içine yazıyoruz. O zaman FOGN eşittir 6n-5 oluyor. Bunun içine yazarsan 2 kere 3n, 6n-5 oluyor. 6n-5 eşittir. 2 tane fn demiş. 2 ile çarptığımız zaman 4n-10. 3 ile çarptığımız zaman da 9n oluyor. Buradan da 6n'den 13n çıkıyor. Karşıya ise eksi 5 gidiyor. Doğru mu? Oradan da eksi 7n-5 ise n eşittir 5 bölü 7. Aslında zor değilmiş. Ondan çıkmamış oranı. Şunu x yapmakla n yapmak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Bir a toplaşık sayısından büyük en küçük toplaşık sayı b olmak üzere olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Bakalım toplaşık sayı neymiş? Ardışık pozitif 3 çift veya ardışık pozitif 3 tek sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara toplaşık sayı denir demiş. Tamam. Bir A toplaşık sayısının
A'dan büyük, en büyük, en küçük topaşık sayı B olmak üzere. Ha. Anladım. Şimdi burada mantık şöyle. Bir kere topaşık sayıların özelliği 3'ün katı olması gerekiyor. Mesela ben buraya normalde 8'e 9 yazabilirdim. Tamam mı? Ama ve lakin 3'ün katı değil. 3 ile çarparsam 24'e 27 oluyor. Zaten A topaşık sayısıdır 24. Nasıl bir 24? 6, 8, 10 mesela. Diğeri de 7, 9, 11. Bakın arkadaşlar bu 27 yapıyor, bu 24 yapıyor. Topaşık sayısından büyük, en küçük topaşık sayı da bu demektir. O zaman 24'e 27, toplamı da arkadaşlar 51. Anlaşıldı mı? Üçün katı olması burada önemli. Ne demiş 33? Bakalım. A muslunun akıtma hızı B muslunun akıtma hızının iki katıdır demiş. Tamam. A muslu K havuzunu, B muslu ise M havuzunu aynı sürede doldurmaktadır. Ha. O zaman şöyle bir şey diyeceğiz. Şuradan 2K su akıyormuş A muslu. Şuradan da arkadaşlar B muslu 1K akıyormuş. Tamam mı? Aynı sürede doluyormuş K havuzu. O zaman demek ki bunun hacmi 2V ise bunun hacmi V olur. Tamam mı? Bize ne diyor? İki musluk aynı açılıp A musluğu M havuzunda olursa şu K'ydı herhalde. Şu M'ydi. A musluğu buraya gelir de B musluğu buraya gelirse diyor arkadaşlar. M havuzu dolduğunda diyor K havuzunun yüzde kaçı boş kalır? Şimdi arkadaşlar A musluğu buraya gelirse bakın A musluğu buraya gelirse 2K akarak burayı dolduruyorsa 2K V'yi doldurdu. Bak şöyle diyeceğiz. 2K su attığında V doluyormuş. Tamam mı? Burada ise bir K attığında ne kadar dolar arkadaşlar? V bölü 2 dolmaz mı? 2K attığında V doluyorsa K attığında V bölü 2 olmaz mı? 2V'nin V bölü 2'si dolmuş. 2V'nin V bölü 2'si dolmuş. 2 ile genişletin. 4V'nin V'si dolmuş. Yani %25'i dolmuş. Kaçı boş kalır demiş? %75. Anlaşıldı mı? Ne demiş soruda? ABC gazetelerinin en az birini okuyan kişilerden oluşan 85 kişilik grupta herkes A gazetesini okumaktadır. Yalnız iki gazete okuyan 38C gazetesi. Tamam. Belli oldu. Şöyle bir A gazetesi yapalım. Şöyle de bir BC gazeteleri yapalım. Tamam mı? Sonra yerleştirmeye başlayalım. Grup 85 kişiymiş. Yalnız iki gazete okuyanlar. Yalnız iki gazete okuyanlar bak şurası B ve A'yı okuyor. Burası C ve A'yı okuyor. Şurası hem A hem B hem C'yi okuyor. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Şu kısımla bu kısmın toplamı 38. C gazetesini okumayan. İsterseniz şey yapalım. X, Y, Z, T. İki gazete okuyanlar X artı Z. 38. C gazetesini okumayan X, T. 58. B gazetesini okuyan kişi sayısı C gazetesini okuyan kişi sayısından 4 fazlaymış. Yani şöyle diyeceğiz. X artı Y tamam mı? Y artı Z'den 4 fazlaymış. Anladınız mı? Peki. Şuradan Y'ler gider. X demek ki Z artı 4'müş. O zaman X gördüğüm yere Z artı 4 yazabiliyorum. Burada da yerine koyarsanız 2Z 34 ise Z 17 oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Z 17 ise X Z artı 4 ise X de 21 oluyor. Bize neyi soruyor? 3 gazetesi okuyan kişi sayısı demiş. Bize Y lazım arkadaşlar. Sonra X artı Y artı Z artı T'nin de 85 olduğunu biliyoruz. Gerisini yapar mısınız? Gerisini yapar mısınız? Peki. Bakalım ne demiş? İsimlerinden ikisi Ali, ikisi Burcu, ikisi Ceyhun, ikisi Demir, biri Engin, 9 kişilik olan bir grupta aynı isimden olanların birlikte bulunmadığı 3 kişilik grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Öncelikle bulunan kişi mesela atıyorum 3 kişinin aynı olması için Ali Ali olsa tamam mı? Diğeri ise diğer 7 kişiyi düşünün. 3 kişilik olacakmış ya. Yani Burcu Burcu bir tane olacak ama bunlardan. Ceyhun, Ceyhun, Demir, Demir, Engin. Kaç kişi var arkadaşlar burada? 7 kişi var.
Bu AA için geçerli 7 kişi oldu. Tamam mı? 7 farklı durum. Yani AAB, AAB, AAC, AAC. Tabii bunların isimleri farklı. Yani farklı kişiler daha doğrusu. AAD. 7 durum burada var. Bu AA için öyleyse BB için de var 7 tane. CC için de var, DD için de var. Demek ki 4 tane 7'lik var. 28 kişi aynı olanlar. Doğru mu değil mi? Doğru mu? Bunlar aynı. Ama bize istiyor ayrı. O yüzden 9 kişiden 3 kişiyi seçelim. 9, 8, 7, 1, 2, 3. 2 gitti, 4. Şuradan da 3. 3 kere 4, 12. 12 kere 7, 84. 84'ten de 28'i çıkarırsak arkadaşlar ne oluyor? 56. Anlaşıldı mı? Olur. Evet, şimdi bakalım. Bakın şimdi. 1'den 10'a kadar numaralanmış toplam 10 topun bulunduğu bir torbadan çekilen 2 topun üzerinde yazılan sayıların oranının 2 olma olasılığı. Bir kere 10 toptan 2 tane çekiyorsun, onun ikilisi. Ne yapar aşağısı? 45 yapar. Yukarıya geldik. Oranlarının 2 olması. 2 topun üzerinden. 2 olması için 2'ye 1 lazım. Tamam mı arkadaşlar? Başka ne var? 4'e 2, 6'ya 3, 8'e 4, 10'a 5. Doğru mu arkadaşlar? Kaç tane durum var? 5 tane mi durum var? 5 bölü 45 ne yapar? 1 bölü 9. Anlaşıldı mı? Peki. Ne demiş 41'in soru? İkinci sayının rakamları toplam birinci sayının rakamları toplam 2 fazla olduğuna göre demiş. O zaman şuraya bakalım önce bir. Soruyu okuyalım. 1'den 9'a kadar olan farklı rakamlar oluşturulmuş 3 tane 3 basamaklı doğal sayı hakkında şunlar bilinmektedir. 9 rakamı birinci sayının 7 rakamı 3. sayının rakamlarından birisidir. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Birinci sayı 1, 2, 3. İkinci sayı 1, 2, 3. Üçüncü sayı 1, 2, 3. 9 rakamı herhangi birinde şöyle koyalım. Yani herhangi bir basamakta 9. Üçüncü basamakta 7 var. Birinci sayının rakamları toplamı, üçüncü sayının rakamları toplamından 2 fazlaymış. Atıyorum şurası neyse burası n artı 2 oluyor. Doğru mu? Şuranın ne olduğunu bilmiyoruz ama üçünün toplamının da 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 45 olduğunu biliyoruz. Unutmayın. Tamam. Şimdi aşağı inelim. Pardon. Şöyle yapalım. Soruyu da görelim. Evet. Ne demiş şimdi burada arkadaşlar bize? İkinci sayının rakamları toplamı birinci sayının rakamları toplamından 2 fazlaymış. Ha, burası da o zaman bakın arkadaşlar n artı 4 oluyor. Doğru mu? 2 fazla olduğuna göre. O yüzden bunları toplayalım. 3n artı 6 45 ise 3n 39 ise n ne yapar? 13. Bize demiş ki ikinci sayı demiş. 13 4 daha ne yapar? 17. 17 olduğuna göre en küçüğü soruyorsa şöyle yapmamız lazım. Bir kere en büyükleri elemen lazım. 9 7 kullanana göre 8 kaldı. Sonra bir de kaldı 6. 8 6 daha ne yapar? 14. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 3. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? 9'da 7'yi kullanamıyorum. Burada kullanılmış. Geriye 8 kaldı. 6 kaldı ki ona da 3 kalsın. 17 olması gerekiyor. Tamam mı? Toplamları 45 oluyor bunların çünkü. Şimdi ne demiş ki? Birinci sayının rakamları toplamı 2 ve 3 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. İş değişti. Pardon. Şöyle yapalım. İyice aşağı indirsem ama. Birinci sayının rakamlar toplamı 2 ve 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre. Şimdi sanırım arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bakın izleyin. Önce siyah kalemimi alayım. Şurayı siliyoruz. 45 duruyor. Şurayı siliyoruz. Çünkü bu ikinci sorunun verisiydi. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar?
Yani her soruda takılmayacağız. Yani bu soru bitti. 41'in soru bitti. 42'de ona göre çözeceğiz. Ama 9'da 7 var. En lehine artıklı soru da vardı. Birinci sayının rakamları toplamı 2 ve 3 ile tam bölünebiliyorsa 6'ya bölünebilir demektir. 6'ya bölünebilecek sayılar 9'dan büyük olması için 12 olması lazım, 18 olması lazım. Rakamları toplamı. Doğru mu? Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bu durumda arkadaşlar gözüm orası 15 ediyor seninki bak. 8, 5 daha ne yapar? 13, 2 daha ne yapar? 15. Toplamı 17 olacak Yusuf'cum. 17 diye bak yazdım buraya. Gözünü sevdim bak 17. Seninki 17 mi ediyor? Şimdi arkadaşlar 12 olması için rakamları toplamı. O zaman buranın ya 3 olması lazım. 12 olması için toplamının 2'ye ve 3'e bölünmesi için. Doğru mu? Yani 6'ya bölünmesi gerekiyor, o manada söylüyorum. Çünkü niye? 3'ün katları olacak, sonra da çift sayı gelecek. Doğru değil mi? Bakın burada ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? 12 ile 18'i değerlendirirken yapmamız gereken şey şu. Burada ikinci sayının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş bize. Doğru mu? Diyelim ki şuranın rakamları toplamı 3 olsa. Ondan büyük olan sayı olarak. Tamam. Gerçi 12, 18, buradaki 15 de değerlendirebiliriz sonuçta. Sonuna yeter ki çift getir. 3 olması için 9'a 3 dedik arkadaşlar. Tamam mı? Burası eğer 3 ise, toplamları 12 ise, tamam mı? Şurası 12 ise, buranın 10 olması gerekiyor. 12, 10 daha ne yapar? 22. 45'ten 22'yi çıkardığımız zaman, hani orası toplam 12 edecek ya güya. Ne kalıyor arkadaşlar geriye? 23. Kalan sayılarla 23 oluşturabilir misin arkadaşım? Bir kere zaten 9, 7 gitmiş. Hepsini 8, 8 veremeyeceğine göre, 8, 8, 7 veremeyeceğine göre demek ki bu değilmiş. Peki geldim. Şimdi rakamları toplamı 15 olamaz mı arkadaşlar? Gerçi bu şu demek değil mi? 2 ve 3'e tam bölünebilen demiş. Yani rakamları toplamı diyor. Sayının kendisi demiyor. O yüzden 18'e geçiyoruz. 15'i geçtik. 18 olması için buranın kaç olması lazım? 9 değil mi arkadaşlar? Doğru mu arkadaşlar? 9 olması gerekmiyor mu? Burada mısınız? Peki 9, 9 daha ne yapar? 18. Bura 18 ise şuranın 16 olması lazım. 45'ten 34'ü çıkardığımız zaman ne kalıyor? 11. 11'i sağlayabiliyor muyuz? Sağlayabiliyoruz. Anlaşıldı mı? Peki. Evet. Tarama gözüküyor mu arkadaşlar sizde? Tarama gözüküyor mu? Peki. Şimdi bakalım taramamıza. İkinci soru. Arkadaşlar bu da beşinci taramamız. Beşinci matematik taramamız. Miray parasının 200 TL'sini İrem'e verirse paraları eşit olacak demiş. O zaman Miray eksi 200, İrem artı 200. İrem parasının 100 TL'sini Miray'a verirse İrem eksi 100, Miray artı 100. O zaman Miray'ın parası İrem'in parasının 4 katı olacak diyor. Arkadaşlar buradan yapabilir misiniz gerisini? Karşıya atmamız gerekiyordu. Peki. Hemen 7'ye bakalım. Su dolu bir kabın ağırlığı 3A kilogram. O zaman su artı kap 3A diyorsunuz. Suyun yarısı kullanıldığında, isterseniz suya 2 su deyin, fark etmez. 2 su deyin. En baştan 2 su diyelim. Yarısı kullanıldığında su kalır. O zaman kullanıldığında kabın ağırlığı 2B gelmektedir diyor. Buna göre boş kabın ağırlığını soruyor. Arkadaşlar bakın şöyle yapabilirsiniz. Bu gibi sorularda. Kap dursun isterseniz yerinde. İkisinde aynı olan S'leri kullanacağız. Şu doğru mu? 2S eşittir 3A eksi K. Buradan su eşittir 3A eksi K bölü 2. Şuradan bunu bulduk. Aynı su buradan da 2B eksi K değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Bunları birbirine eşitleyip kabı bulabilir misiniz? Bulabilir misiniz? Bulabilir misiniz?
Peki. Bakalım demiş ki soruda 4 bölü 9'u dolu olan bir havuzun dolu kısmının 3 bölü 4'ü boşaltılıyor. Sonra boş kalan kısmın 3'te 2'si. Bakın sonradan 3'te 2'si olduğu için 9 demeyelim de isterseniz ona 27K. Havuzun hepsine 27K diyelim. Önce ne kadar doluymuş arkadaşlar? 27K'da 12K'sı doluymuş. 12K'lık bir kısmın 3 bölü 4'ü boşaltılınca 3 bölü 4'ü ne yapar arkadaşlar? 9K. 12K'dan 9K gidince 3K kaldı. Şu an elimizde 3K'lık su var. Sonra boş kalan kısmın demiş. Arkadaşlar 27'den 3K çıkarsa 24K'lık kısım boş. Bunun 2 bölü 3'ü yani 8, 16K kadar su ilk baştaki 3K'nın üstüne ekleniyor. Toplam kaç K oldu? 19K. Kaçta kaçı dolmuştur diyor. Havuz 27K'ydı. 19K var. 27 de 19. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Evet, şimdi arkadaşlar alış fiyatı 16 TL olan bir malın yarısını %20 zararla satan bir kimse diğer yarısını yüzde kaç kâra satmalı ki tüm satıştan %20 kâr etmiş olsun? Aslında şu alış fiyatı bence gereksiz gibi. Bakalım malın yarısı yani %50'lik kısmı %20 zararla. Diğer yarısı da %50 yapar. Onu da ne kadar kârla satmalıdır ki tüm satış yani %100'ünden %20 kar etsin. Bakın bu soruları böyle çözün. İyi izleyin. Bakın. 50 ile 20'yi çarpın. Ne yapar? 1000. Buraya bir tane eksi koyun. Zarar olduğu için. 50 ile eksi çarpın. Kar olduğu için artı koyun. %20'yi çarpın. 2000 deyin. Kar olduğu için artı koyun. 50x eşittir 3000 yapar. X eşittir 60 yapar. %60 karla satmalı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu soruları böyle çözerseniz daha hızlı çözersiniz. 16'ya gerek bile kalmadı. Aynen öyle. Birinin hızı diğerinin 1,5 kat olan iki hareketli A ve B ketlerinden birbirine doğru demiş. Şimdi şurası 2V hızında, o zaman burası 3V hızında. A ve B yollarından birbirine doğru geliyormuş. Yavaştan hareketli A'dan yola çıkıp diğeriyle 6 saat sonra karşılaştığına göre demiş. 6 saat sonra bunları karşılaştıralım. Oldu mu şimdi karşılaştılar mı? 18 ve 32 ve. Ne diyor soruda? B'ye ulaşmak için kaç saat sonra daha yalanması gerekir demiş. Bak şu A'dan çıkan şurayı kaç saatte alır demiş. Kendi hızı 2V ise burası 18V ise 9 saatte almaz mı? Buraya gelmiş devam edecek ya B'ye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Ne demiş? Bakın güçleri eşit iki erkek işçi bir işi birlikte 10 günde. Güçleri eşit 5 kadın işçi aynı işi birlikte 6 günde. Buna göre bir erkek bir kadın işçi. Ha, bak iki erkek 10 günde yapıyorsa bir erkek 20 günde yapar. 5 kadın 6 günde yapıyorsa bir kadın 30 günde yapar. Çünkü burada bir erkek bir kadın demiş. Erkek 20 günde yapıyor. Tamam arkadaşlar. Kadın da 30 günde yapıyor. Beraber kaç günde yaparlar? Eşittir 1. Buraya 3, buraya 2. Yukarısı ne oldu? 5T. Karşısı ne oldu? 60. T eşittir 12. Bu benim yöntem. Çok hoş bir yöntem. Anlaşıldı mı? Bakalım şimdi. Evet. 19'dayız. Demiş ki Ali
Bir işin 1 bölü 4'ünü yaptıktan sonra 12 gün daha çalışarak kalan işin 4 bölü 5'ini yapıyor. Ali işin tümünü. Arkadaşlar şimdi şöyle diyelim. 1 bölü 4, 4 bölü 5 olduğu için 20K diyelim. 20K'lık bir iş. Tamam mı? Aslında buradan bile cevap direkt 20 gibi gözüküyor da. Neyse bakalım. Belki de daha farklıdır. Evet. 20'nin 4'te 1'i. Yani 5K'lık işi yapmış. Tamam mı? 5K'lık işi yaptıktan sonra, yani 15K'lık işi eğer 12 gün daha çalışırsa kalan işim, yani bu işin 4 bölü 5'ini yapıyormuş. Bunun 4 bölü 5'i ne yapar? 12K. Buraya kaç günde yapıyormuş? 12 günde. K 1 ise işin tamamı 20'ymiş. Anlaşıldı mı? Bakalım 20'ye. A musluğu boş bir havuzun 1 bölü 4'ünü 100 saatte dolduruyor. Demek ki tek başına 12 saatte doldurur. Havuzun geri kalan kısmını 6 saatte dolduklarına göre B'ninkini soruyor. B'yi buraya tek B yazıyoruz. İkisi beraber 6 saatte doldurduklarına göre ama nereyi? Geri kalan kısmı. Geri kalan kısım ne? 3 bölü 4. Buraya 1 bölü 1 yazmıyoruz. 3 bölü 4 yazıyoruz. Bak 12 saatte doldurduğunu buradan anladım. 1 bölü 4'ün 3 saatte. Zaten B'yi soruyor bana tek başına kaç saatte doldurur diye. Beraber 6 saat çalışınca geri kalan kısmı yani 3 bölü 4 dolduruyorlarmış. Gerisini yapabilir misiniz? Şimdi bakalım. Ne demiş burada? A ve B kentleri arası 240 km'dir. A'dan saatte ortalama hızla 2V hızıyla B'ye giden bir araç hiç beklemeden ortalama 3V hızla geri dönüyor. Gidiş dönüş 5 saat türüne göre. Arkadaşlar zaten bak çok net bir şey var. 2V ile gidersen 3T sürer, 2V ile gidersen 2T sürer. Zaten 3T ile 2T toplamı 5T yapar. 5T 5 saatse T 1'dir. Demek ki burası aslında 3 saat sürmüş. Demek ki dönüş 2 saat sürmüş. Toplam 5 saat. Buradan arkadaşlar A'dan B'ye saatte ortalama kaç hızla gitmiştir diyor. Arkadaşlar 240'ı 3'e böldüğünüz zaman ne yapar? 80'ine gitmiş demek ki. Anlaşıldı mı? Ali'nin parası Mert'in parasından 2700 lira fazladır demiş. Ali eksi Mert 2700. Ali Mert'e Mert'in parasının 2 bölü 3'ünün 1000 eksini verirse. Ali Mert'e Mert'in parasının 2 bölü 3'ünün 1000 eksiğini verirse Mert artı Mert 2 bölü 3 eksi 1000 miydi? Şurası 1000. 1000'i verirse Mert'e tamam. Paraları eşit oluyormuş arkadaşlar. Mert'in önceki parası. Bunu yapamaz mısınız arkadaşlar? Yapabilirsiniz değil mi? Denklem buydu yani. Peki. Bir sinemadaki boş koltukların sayısı dolu olanların 1 bölü 4'ü kaldı. Dolu koltuklarında 5'te 1'i kadar demiş. O zaman buraya isterseniz en başta şöyle yapalım. 20'ye 5 diyelim. Çünkü 5'te 1 alınacak. Boş koltuk 5K. Doluların 4'te 1'i kadar. Dolu 20K. Tamam mı? Zaten şimdiden 25K oluyor. Sanki 50'ymiş gibi cevap. Bakalım. Dolu koltuk sayısının 5'te 1'i kadar. Bakın arkadaşlar. Dolu koltuk sayısının 5'te 1'i kadar. Yani 40 da olabilir. Tabii gerçi biz direkt atladık ama. Dolu koltuk sayısının 5'te 1'i kadar daha sinemaya gelirse. Yani bunun 4K kadar sinemaya kadar gelirse. 5K'dan 4K çıktı. Ne kalır arkadaşlar? K kaldı. 2 koltuğa denk geliyormuş. K2'ymiş. Koltuk sayısını sormuş. 25K yapıyor. 25 ile 2'yi çarparsak 50 yapıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Dolu demiyor ki. Boş toplam koltuğu soruyor. Peki. Özüm ve Ceren'in yaşları oranı 5 bölü 3'tür. Özüm Ceren'in yaşındayken. Bakalım şimdi şuna. Şuraya Özüm diyoruz. Şuraya Ceren diyoruz. Yaşlar oranı 5x'e 3x'miş.
Özüm Ceren'in yaşındayken yani 3x'ken 2 sene önce yani 2x sene önce bu da x yaşında olur. Ceren 4 yaşındaymış o zaman x 4'müş. O zaman bu da 12 olur tabii ki. 6 yıl sonraki yaşlar oranını soruyor. Bir kere şöyle düşünün 3x 12 oluyor yalnız burada Ceren'in yaşındayken. Şimdi bu ikisinin 6 yıl sonraki yaşlar oranını soruyor. Tamam mı? 5x ne yapar? 60 pardon 5x ne yapar? 20 x 4 bulduk ya. 3x ne yapar? 12. 6 yıl sonra yaşları ne yapar? 26'ya 18. 2'ye böldüğümüz zaman 13'e 9 olarak buluruz. Anlaşıldı mı? Peki. Şurada bir 23'ümüz var. Bakalım şimdi arkadaşlar. Bir x sayısı x bölü y'si kadar azaltıldığında elde edilen sayı a olsun. Aynı x sayısı y bölü x kadar azaltıldığında elde edilen sayı b olduğuna göre a bölü b'yi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bakın çaktırmadan yapalım. X sayısı 2 bölü 3'ü kadar azalsa şey yapmıyor muyduk biz? X çarpı 1 bölü 3 yapmıyor muyduk? Yani elde edilen şey. 2 bölü 3'ü eksilirse 1 bölü 3 kalmaz mı? Kalmaz mı arkadaşlar? O zaman demek ki bu aslında çaktırmadan şöyle oluyor. 3 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıkıyor. Oradan 1 bölü 3 oluyorsa o zaman şöyle diyebilir miyiz? X çarpı y eksi x bölü y demek değil midir bu? Bakın y eksi x bölü y. Anladınız mı bunu? Bakın. Şurayı 3 düşünün, şurayı 1 düşünün. Y eksi x 2 yapıyor şurası. Aşağısı da y 3 yani. 3'te 2'si bakın. Gördünüz mü? Elde edilen sayı a. Aynı sayı y bölü x azaltında. Onda da şey yapacağız. X eksi y bölü x diyeceğiz. O zaman da b'ymiş. A'nın b oranını soruyor. A'nın b oranı x'ler gitti. Şunlar gitti. Eksi 1 kaldı. X yukarı çıktı. Eksi x bölü y. Anlaşıldı mı? Peki şuraya bakalım. Bir lokantada her masaya iki tabak konursa iki masa daha gerekmektedir. O zaman şöyle yapalım. Masa sayısına m diyelim. Tabak sayısına t diyelim. O zaman her masaya iki tabak konursa, masalara iki tabak konursa iki masa daha gerekmektedir. Demek ki iki masa da her masaya iki tabak konursa iki masa daha gerekiyorsa elimizde demek ki dört tane daha tabak var demektir. Doğru mu? Burası bize tabak sayısını verdi. Her masaya 3 tabak konursa 12 tabak gerekiyormuş. Demek ki 12 tabak eksikmiş. Anlaşıldı mı? Buradan karşıya giderse masa 16'ymış. Kaç tabağı soruyor? 16 çarpı 2, 32, 36 ya da buraya koyun. 16 çarpı 3, 48, 12 çıkartım 36. Anlaşıldı mı? Peki arkadaşlar.